Asistan Fremen Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum ben. Doktor Pınar Kadiroğlu dedim. Bugün sizlere olgu raporu ve ekipör mektubu nasıl yazıldığı ile ilgili bir sunumu yapacağım. Başlamadan önce bir şey sormak istiyorum. Buradanın çoğunu zannedersem asistan arkadaşlardan oluşuyor diye düşünüyorum. Doğru mu herhalde? Şimdi neden bunu sordum? Aslında bakarsanız olgu raporu genel olarak baktığınızda hep akademik camiada böyle bir ikinci sınıf yazı muamelesi görür ama akademik kariyerimize başlarken ya da bu yola girdiğimiz zaman ilk yazacağımız şeylerden en iyi egzersiz durumlarından bir tanesi. Her ne kadar biz hani güncel hayatımızda yani son zamanlarda özellikle olgu raporuna işte kongreye gideceğiz, elimiz boş gitmeyelim, bir yazımız olsun. Ya da ne bileyim doçentlik dosyası oluşturuyoruz, işte dosyamıza koyalım, dosyamız kabarsın. Ya da çömez asistana verelim ilk olarak yazmaya başlasın gibi böyle biraz daha düşük motivasyonlarla bir yazıyor olsak da birazdan anlatacağım. Bilme katkısının çok büyük olduğunu hep beraber burada izleyeceğiz. Şimdi case report diye baktığımız zaman aslında bunu çeşitli isimlendirmelerini görüyoruz. İşte olgu sunumu, olgu raporu, olgu takdimi her ne şekilde adlandırılırsa ama son 5 yılda baktığımızda 200 binden çok vaka takdiminin yayınlandığını görmekteyiz. Akademik mecrada az önce de bahsettiğim gibi biraz daha alt muameleyi görse de birçok orijinal gözlemin ilk önce vaka takdimi olarak yayınlandığı gerçeğini de gözden kaçırmamak lazım. Birazdan bunu örneklendireceğim ama işte bir AIDS ya da bir oral kontraseptiflerin pulmoner emboli yapabileceği gibi durumlar hep olgu raporlarından ortaya çıkarak gösterilmişler. Şimdi az önce hali arkadaşımızda bahsettik, kanıt piramidi vardı. Kanıt piramidinde baktığımız zaman olgu sunumları aşağıdan yukarıya çıktığımız zaman insanı içeren ilk basamak. Tabii ki daha üstünde kanıt düzeyi daha yüksek olan işte randomize kontrollü çalışmalar, meta analizler, derlemeler bulunmakta ama olgu sunumlarının rolü şöyle, tek başına tıp pratiğini direkt olarak değiştirmiyor. Ancak o konuda ilerleyen süreçte araştırma makalelerinin yapılması için bir başlangıç olmuş oluyor. Biraz önce demiştim birkaç tane örnek vermek istiyorum diye. Şimdi kadın doğum açısından baktığımız zaman mesela en çok bilinen örnek telodom. Telodomik ilk olarak 1961 yılında bir annenin iki tane çocuğunun da aynı şekilde fokomeliyle doğmasından dolayı araştırılıyor öncelikle. O süreçte takip edildiğinde konjenital anomali oranı %1,5'lar civarındayken telodomik alanlarda %20'lere çıktığı görülüyor. O dönemde esasen Avrupa ülkelerinde yaygın kullanılıyor ve özellikle bulantı kusma, gebelikteki bulantı kusma için kullanılıyor. Böyle de bir durumu var. Sonra bu olgu raporlarından ortaya çıkarak tam Amerika pazarına girecekken FDA'dan onay alamıyor ve tıp pratiğinden çıkıyor. Aslında ne kadar basit bir olgu sunumu gibi başlayıp ne kadar ciddi noktalara ulaşan bir durum olduğunu buradan görebiliyoruz. Ya da yine AIDS üstünden örnek vermek istiyorum. Aslında ilk olarak 5 tane pnömoni vakası tanımlanıyor. Burada tamamen HIV'in yaptığı durumlar, işte T lenfositlerinin azalması, hastaların eşcinsel olmaları, ortak iğne kullanımları gibi risk faktörlerini tamamen anlatan bir 5 tane olgu raporuyla ortaya çıkıyor. Daha sonrasında aynı yıl içinde 270'lere varan vaka bildiriliyor. Bunun üzerine AIDS tanımı kullanılmaya başlıyor ve 3 yıl sonra da HIV virüsü tanımlanıyor. Yani 3 yıllık bir süreçte 5 tane pnömoni nedeniyle ortaya çıkan olgu raporlarından AIDS'e kadar giden HIV'in bulunduğu bir süreç gerçekleşiyor. Buradan aslında küçücük bir kar tanesi gibiyken tutup da bir çağ nasıl sebebiyet verebileceğini görüyoruz. O yüzden en başta anlattığım yanlış ya da eksik motivasyonlarla değil de biraz daha ne katabiliriz gibi baktığımız zaman güzel vakaları yakalayıp ışık tutabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi okuyucu açısından baktığımız zaman okuyucu için ne ifade ediyor? Öncelikle daha çok meslekte yeni olanlar ya da akademik yolu seçmemiş olanlar ya da yeni seçmeye başlayanların daha çok ilgisini çekiyor. Bu yüzden ilginç olgu sunumları dergiler tarafından da kabul edilebiliyor. Şimdi olgu sunumunun nasıl yazıldığı kısmına geçersek ki çoğumuzun ilk bu pratikte ilk yapacağı şey olgu sunumu yazmak olacak büyük ihtimalle. Öncelikle tanı, tedavi ya da hem tanı hem tedaviyle ilişkili sunumlar yazılabilir. Eğer tek yazılıyorsa olgu sunumu, eğer birkaç tane vakayı birden sunuyorsak olgu serisi demekteyiz. Bunu yazarken öncelikle case report clause dediğimiz 2013 yılında bir takım araştırmacıların işte ortaya koyduğu hekimin, editörlerin, hastaların ortak dil kullanması için clause var. Bu clause'dan yola çıkarak başlamak lazım ve 2017 yılında bunu da güncellemişler. Bunun Türkçe versiyonu bulunmamakta ama yazdığım linkten ulaşılabiliyor aslına bakılırsa. Buradan faydalanılabilir yazılacak zaman.
Şimdi biz az önce de bahsettiler, bu toplantının başında da anlatıldı. Klasik imlak protokolü dediğimiz orijinal artikelleri yazarken kullandığımız bir format var. Olgus raporu yazarken bu biraz değişiyor. Introduction, case report ve discussion formatıyla yazıyoruz. Bu sırayla da ben size anlatmaya çalışacağım. Gazi Hocam en başta bahsetti. Şimdi Olgus'unu yazarken şimdi evreleri var. Burada ben yazdım ama aslında en başta yazarı belirlemek gerekiyor. Bizim hani genel günlük pratiğimizde işte o vakayı buldu, o ameliyatını yaptı, bu hocadır, bu çevirisini yaptı, bu istatistiğini yaptı gibi durumlarla birçok kişiyi dahil etmek durumunda kalıyoruz ama bunun içinde aslında yine Uluslararası Medikal Dergi Editörleri Komitesi tarafından kimlerin yazar olacağı ile ilgili bir bildirge var. Oradakilere göre aslında yazarları belirlemekte fayda var. Yazarlara karar verdikten sonra olguyu bulma evresine geçebiliyoruz. Olguyu buluyoruz. Olguyla ilgili işte neden ilginç olduğunu düşündükten sonra bununla ilgili dataları topluyoruz. Bu ilginçti ya da bunu yaptık böyle oldu, şunu yaptık böyle oldu gibi. Daha sonra literatürü tarıyoruz ve yazmaya başlıyoruz. Öncelikle başlık tabii ki. Başlık daha çok olgusunun ibaresini içermesi isteniyor. Çok kısa ama net, aynı zamanda ilgi çekici olması özellikle önemli. Genellikle 10 kelimeyi geçmemesi öneriliyor. Anahtar kelimeler PubMed'deki işte bir sözlükten aslında faydalanılabiliyor. Genellikle bunlara göre okuyucuların arayacağını düşünürsek eğer, buralardakileri tercih etmemiz biraz daha yazımızın seçilmesi ve okunması anlamında daha iyi olacaktı. Genelde 2-5 adet kullanıyoruz. 3 saniyeyi ortalama dergiler genelde 3 saniye istiyorlar. Özete geldiğimiz zaman aslında Olgusunun en önemli bölümü. Yine en başta toplantının başında söylenmişti. Bakıldığı zaman %90'ı başlığı, %9'u abstraktı, %1'i makalenin tamamını okumakta. O yüzden güzel bir abstrakt yazılırsa aslında makalenin içine girmeyi okuyucuyu çekebiliriz. Bu nedenle abstrakta dikkat etmekte fayda var. Genellikle 100 ila 300 kelime arasında sınırlandırılmalı. Çok uzun ya da çok kısa olmamalı. İşte kısaltmalar, referanslamalardan kaçınılması gerekiyor. Dergilere göre kimisi yapılandırılmış istiyor, kimisi yapılandırılmamış istiyor. Yani az önceki verdiğim formatta sırayla ayrı ayrı yazmanızı isterlerken bir kimisi ise düz metin şeklinde özet isteyebiliyor. Bunları göndereceğimiz dergiye ondan belirleyip ona göre yüklememizde fayda var ayarlamamızda. Abstraktinde de giriş olgusunun sonuç şeklinde yapılandırılmış ekleyeceksek eğer, girişinde bu vakanın bize ne verdiği, literatüre ne ekleyeceği ile ilgili bir veya iki cümleyle olgunun özelliğini, neden özel olduğunu yazmakta fayda var. Daha sonra olgu sunumuna geçiyoruz ki burada esas en geniş tutmamız gereken yaşta semptomları, fizik muayene bulguları, tanısı tedavisi sonuçları ve ilginç olup öne çıkan yönleri anlatılıyor. Burada da hani işte vitalleri normaldi gibi yazmak yerine vitali şuydu şuydu gibi net ve açık olmakta, verilen tedavi tanıya giden yolu tek tek ve düzgün anlatmakta fayda var. Aynı zamanda kronolojik sırayla ve kısa abstraktın içinde daha kısa tutmak gerekiyor. Sonucunda ise bir iki cümleyle abartılı ve iddialı şeylerden kaçınıp ne gibi dersler almalıyız ya da neler çıkarmalıyız yazmamız gerekiyor. Girişi genel olarak baktığımızda introduction'ı olabildiğince kısa tutmak gerekiyor. Literatürden faydalanacağız ama çok içine de girmememiz gerekiyor. Yani tartışmada esasen atıflarda yer kalması gerekiyor. Burada sadece en önemli can alıcı olan makalelerden birkaç tanesini eklemek gerekiyor. Genelde 3 paragraf halinde yazmak lazım. Hastalık durumla ilgili kısa bilgi, bu olgunun neden dikkate çekici olduğu gibi ifadeler yer almalı ve geniş zaman kipi kullanmalıyız. Bunu da atlamamamız gerekiyor. Birinci paragrafta, girişin birinci paragrafında var olan klinik durum, görülme sıklığı, farklı varyasyonları anlatılır. Sıkmadan genel kısa bir değerlendirme. İkinci paragrafta ise tanı ve tedavi ile ilgili durumlar, işte çelişkiler, birliktelikler nerede, nasıl onlar yapılmış. Son bir iki cümleyle de bu vaka neden ilginç ve neler katıyor gibi şeyleri eklememiz gerekiyor. Esas olgu sunumuna geldiğimizde, case report'un durumuna geldiğimizde ise hastanın demografik bilgileri, ana şikayeti, tıbbi ailevi özgeçmişi, tanısal zorluklar, tanıya nasıl gidildiği, tanıya giden mantığın açıklanması, yapılan girişim, verilen işte dozlar, tedaviler, neden o tedavinin seçildiği, eğer bir modifikasyon yaptıysak neden bu modifikasyonu yaptığımız ve nasıl yaptığımız gibi durumları da belirtmemiz gerekiyor. Burada aslında az önce bahsetmeye çalıştım biraz ama
burada yorum yapmamak gerekiyor. Gerçeği gizlememek gerekiyor. Mesela hasta ilk geldi, biz şu sebeplerle atladık, daha sonra tanısını koyduk. Olan şeyleri kronolojik sırayla ve eğer çok uzunsa bu yol, belli şemalarla, şekillerle sıralandırarak anlatmakta fayda var. Yani klinik işi bir takım tutarsızlıklar ya da hastanın yönetiminde ortaya çıkan bir takım problemleri çok da söylemeye gerek yok. Bu aslında kimseyi ilgilendirmiyor. Bu sadece vardığımız sonuca ulaşmamız gerekiyor. Tartışmasında ise ilk olarak yani dörde ayırırsak ya, olgu sunumunun güçlü ve kısıtlı yanlarını belirtin. Yani neden bu vaka özeldi? Diğerlerinden ayıran neydi? Yalnız bunları yazarken aynı zamanda kısıtlılıkları belirtip birazcık kendinizi eleştirmekte de fayda var. Daha sonrasında literatürü tartışmaya geçebiliriz. Literatürü tartışırken de böyle tez yazmadan kalma bir alışkanlık. Hepimizin genel tecrübesi tez yazmak olduğu için okuduğumuz bütün makaleleri yazalım. Bu konuyla ilgili her şeyden birer ikişer cümle bilgi verelim gibi bir mantığa bürünebiliyoruz ama aslında bu şekilde boğuyoruz ve katkıdan çok sıkıcılığa gidebiliyor. O yüzden tamamen vurgulamak istediğimiz noktayla ilgili olan ve özellikle işte meta analizlerden ya da randomize kontrollü çalışmalardan aldıklarımızı özellikle kanıt düzeyi yüksek olanlara eklemekte fayda var. Kanıt düzeyi düşük olan ya da daha az değer görmüş makalelerden biraz daha yazarken onları belki biraz daha alt sıralarda tutmak daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Literatür tartışmasını aslında üç paragrafa bölebiliriz biraz kolaylık olsun diye. Birincisinde toplayıcı bir özet yapılabilir. Konuyla ilgili en önemli çalışmalar az önce dediğim kriterlerce yazılabilir. İkinci paragrafta genelde bizi destekleyen, bizim savunduğumuz. Üçüncü paragrafta ise tam tersi desteklemeyen çalışmaları tartışılabilir. Hani bu şart değildir ama genellikle okuduğumuzda bu şekilde yazıldığını görmekteyiz. Üçüncüsünde bu vakaya varılan sonucu vurgulayalım. Nasıl oluştuk, neden, nasıl bu sonuca ulaştık, neden sonuç ilişkilerini anlatalım diye yazmışız. Şimdi bunda da şöyle, bize göre bir ilaç işte fayda etti, o konuda şöyle oldu. Ama aslında belki de bizim kısıtlılıklarımız vardı ya da ilaç değil de altta yatan başka bir sebepten öyle olmuştu. İşte bunlar da ayırıcı tanıya nasıl gittiğimiz, neden öbürlerini eledik de bunun böyle yaptığını güzel bir şekilde anlatabilirsek editörü ve okuyucuyu ikna edebiliriz. Bu yüzden neden sonuç ilişkisini güzel kurmak ve ayırıcı tanıyı tamamen anlatmakta fayda var. En sonunda eve götürülecek dersi bir mesaj olarak vermek gerekiyor. Çok iddialı olmayacağız. Eldeki vakanın sonuçlarını literatür eskisinde çok basit bir iki cümleyle yazacağız ve çarpıcı olmasına dikkat edeceğiz. Daha sonrasında işte az önce bahsettiğim yazar olarak herkesi yazıyoruz ve herkesi oraya alamayacağımız için biz de o diğer işte yardım dokunanlara ya da hastaya bir şekilde eli değenlere genelde bir teşekkür edip onları onurlandırabiliriz. Kullandığımız kaynakları da en sona yazacağız. Burada da 15-20'yi geçmemesine dikkat etmeliyiz. Hatta çoğu dergide 10 sınırlaması var. Yazdık. Kendimizce önemli olduğunu belirttik. Anlattığım kriterlere göre oluşturduk olgu vakamızı. Nereye göndereceğiz? Dergi seçerken de işte bazı dergilerin hiç yayınlamadığını, bazılarının bir kısmının az yayınladığını ya da bir kısmının sadece kez yayınladığını biliyoruz. O yüzden göndereceğimiz dergiyi araştıracağız ve ona göre karar vereceğiz, yollayacağız. Yolladık, reddedildi. Neden reddedildi? Belki orijinal değildi, belki bizim için çok iyiydi ama literatürü iyi tarayamadık, belki bunun gibi örnekler çok fazlaydı. Neden sonuç ilişkisini az önce anlattığım gibi kuramadık, ikna edemedik, belki doğruyu söylüyorduk ama ikna edemediğimiz sürece bir anlamı kalmadı. Gibi durumlar olabilir. O yüzden revizyonumuz ya da başka bir dergiyi o şekilde deneyebiliriz. İkinci konuya geçeceğim. Şimdi biraz hızlı anlattığım bir süreden dolayı ama editöre mektup nasıl yapılır? Bu biraz daha akademik süreçte ilerleyen işte belli bir otör olma durumuna girdiğimizde bazı konular hakkında fikrimiz daha çok arttığında genellikle yazılan bir durum. Yani ilk başlarda çok kullanılan bir durum değil. Nedir? Yani neyi anlatmaya çalışıyoruz? Genelde kısa bir iletişim biçimi aslında. Okuyucunun ilgisini çeken herhangi bir konuda yazılabilir. Niçin yazılır, nasıl yazılır'a baktığımız zaman en sık neden daha çok yayınlanmış olan bir makaleye yorum getirmek. Ancak bu onu eleştiren yıkıcı şekilde değil de daha çok objektif ve yapıcı şekilde olması gerekiyor. Araştırma raporları, olgu sunumları, olgu serileri ya da bilgi kişiler teneşkisinde mektup olarak bildirilebilir. Genel ya da yaygın olmayan tip diye ikiye ayrılıyor. Yayınlanmış yayınlara yanıt niteliğinde, olumlu veya olumsuz yorum niteliğinde olduğu zaman kısa bildirim genel tip oluyor. Yaygın olmayan ise olmayan daha çok tıbbi ya da politik yorum, derginin niteliğiyle, işte formatıyla ilgili.
gibi hasta ya da çalışma materyaline ulaşmayla ilgili gibi olabiliyor. Aslında makale yayınlandı. İşte bir takım insanlar okudu. Sonrasında alkışlar aldı. Devam etti. Bunun arkasından bize geri dönüşlerin olduğu işleyen bir mekanizma editörüm ettim. Bir kontrol mekanizması. Sizce oluyorsunuz ama daha sonra mektuplarla işte bunlar hakkındaki başkalarının, bu konuda otor olanların daha çok işte yorumları ya da konuya lider çalışması olan insanlardan geri dönüşler. Hani biri hala sizi gözetliyor gibi oluyor yazdığınız yazıyla ilgili baktığınız zaman. Eğer biz mektubu yazacak kişi biz isek iki önemli noktayı unutmamalıyız. Amacımız ne? Ve göndereceğimiz dergideki diğer mektuptan nasıl yazılmış? Son slaytlarım zaten. Aslında bunlarda hep dediklerim işte kısa ve özlü olacak, mutlaka bir amacı olacak. Genellikle çok dergi mektuplar veya yanıtlar bölümünde bulunur. Oradan ulaşabiliriz. Genel dergi editörleri komitesi dergilerde yayınlarla bir cevaplarıyla birlikte dergilerde yayınlanmasını genellikle öneriyor. Genelde hani Türkiye'deki duruma baktığımızda işte eleştirmek için bizde çok fazla vardır birbirini yermek. Çünkü o şekilde genelde bu işler gidiyor. O yüzden üstüne belki tartışılabilir ama biz genelde yapıcı görüşüyle yazarsak daha iyi olur. Teşekkür ederim.